Ramazan Ustam kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Lahmacunu dışarıda yemek artık lüks oldu. Lahmacun içini evinizde nasıl hazırlarsınız? Detayları anlatıyorum. Kasaptan 400 gram kıyma, 100 gram da iç yağ beraber çektirdim. Bir adet domates, bir adet kapya biber, bir adet Soğan 2 adet yeşil biber Lezzet versin diye bir tutam maydanoz 6 diş sarımsak 1 yemek kaşığı domates ve biber salçasından oluşan salça Yarım çay bardağı sıvı yağ Öncelikle soğanımızı, kapya biberimizi ve yeşil biberimizi kesiyoruz, zırhtan geçiriyoruz. Daha pratik olsun, kolay olsun, zırh kullanamam diyen takipçilerimiz bu malzemeleri robottan da geçirebilir. Önce malzemelerimizi küçük parçalar haline getiriyoruz. Daha sonra zırhlıyoruz. Değerli dostlarım, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi illerden, hangi ilçelerden, hangi ülkelerden? yorum bölümüne yazarsanız nerelerden izlendiğimizi görmüş oluruz. Kanalıma destek olmak için abone olup videolarımı diğer sosyal medya hesaplarından da paylaşabilirsiniz. Lahmacun harcı için gerekli bütün bilgileri, bütün püf noktaları, detayları sizlere bu videomda veriyorum. Saklanan, gizlenen hiçbir şey kalmayacak. Birazdan yine sizlere çok önemli püf noktalar vermeye devam edeceğim. Gördüğünüz gibi zırhlama işlemi devam ediyor. Hepiniz evinize böyle küçük bir zırh alın arkadaşlar. Fiyatı uygun. Çok işinize yarayacak bir alet. Bu şekilde zırhladıktan sonra son halini gösteriyorum. Sıra geldi domates ve maydanozu kesmeye zırhtan geçirmeye Önce domatesimi ufak parçalar haline getiriyorum. Küçük parçalar haline getirirsek daha kolay zırhtan geçebiliriz. Domatesimi kestim. Kestiğim domatesleri bir kenara alıyorum. Peşinden bir tutam maydanoz. Damak tadınıza göre azaltabilir, arttırabilirsiniz maydanozu. Maydanozumu da kestim sarımsaklarımı önce eziyorum. Daha sonra sarımsakları şöyle küçük küçük olacak şekilde kesiyorum. Kestiğim malzemeleri zırhtan geçiyorum. Çok fazla maydanozu domatesi ezmeden zırhladım. Bu malzemelerimizi daha önce kesip hazırladığımız soğan ve biberlerin olduğu borcama alıyorum kesme, zırhtan geçme işlemi bitti. Diğer malzemelerimizi ekliyoruz. Kıyma ve iç yağım var. Onu ekliyorum. Devamında domates ve biber salçasından oluşan karışık salçam. Salçamı da ekledim. Yarım çay bardağı sıvı yağda ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz damak tadınıza göre azaltabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı isot. Bir tatlı kaşığı kimyon. Bir tatlı kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber. İsteğe göre yarım tatlı kaşığı kırmızı acı pul biber. Değerli dostlarım, sevgili arkadaşlarım, kıymetli izleyicilerim. Bu harcın güzelce yoğrulması lazım. Macun kıvamına gelene kadar en az 10 dakika boyunca yoğuralım. Lezzetli bir lahmacunun iç harcı nasıl hazırlanır detaylı bir şekilde gösterdim. Tek yapmanız gereken ustanızın yaptığı gibi aynı şekilde yapmak. İnşallah yapıp deneyip afiyetle yersiniz. Değerli dostlarım, kıymetli izleyicilerim. Harcımız hazır. Son halini şöyle bir göstermiş olayım. Kıvamı aynen bu şekilde olmalı. Her hafta sizlere birbirinden lezzetli tarifler vermeye devam ediyorum. Abone olup bildirim zilini açalım. Yakın çekim göstereyim. Bakın rengini bu şekilde daha iyi görüyorsunuz. Son bir püf noktası daha göstermiş olayım. Hazırladığımız harcın üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında 2 saat bekletirseniz daha lezzetli bir lahmacun yersiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle ailenizle, sevdiklerinizle mutlu kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Ramazan Ustam kanalında kalın. Bu hafta da bizden bu kadar. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.